Tamam. Tamam ablacığım, çok sağ ol. Hadi iyi akşamlar. Bay bay. Tamam, çok şükür. Haber verirsiniz bana. Toplantı kaçtaydı? Anlaştık. Tamam, görüşürüz. Aşkım, Onur. Babam gitmemiş. Yani ablamlar pencereden görmüş, ışık açıkmış. Bir de yürüyen bir gölge varmış. Herhalde o kesin babam zaten. Kim olacak? Çok şükür, çok sevindim. Vallahi kalmış. Kalacak tabii. Benim tanıdığım yılların baba. Daha öncesini bilemem tabii ama... öyle kolay kolay pes edecek birine benzemiyor. Vallahi çok korktum. Kalbini kırdık ya. Yani bu durumu düzeltmeden gitmesi falan... gerçekten beni çok üzerdi. İçim rahatladı. Sana kimse uzun süre gönül koyamaz zaten. Sen hemen gönlünü alırsın. Alırım değil mi? Alırsın. Aa. Ne oldu? Ay Onur, ben bunu unuttum ya. O ne? Bu Gülşen bale kursundan arkadaşı vardı. Ne? Duru ha, onun kolyesi. Şey, hastanede gösterecekti bana. Annesinin babasının fotoğrafı varmış içinde de. Şey yapamadık yani. Neyse artık Gülşah, ben almaya gittiğimde veririm kolyesini kıza. Tamam. Niye şey yaptın, taktın ki? Şeyden, unutmayayım diye. Sen unutmazsın ki bir şey. Yani rahat yat, çıkar hadi. Ay Onur, çok dalgınım bu aralar. Vallahi unuturum. Kız da üzülmesin. Hadi yatalım artık. Baba, benim çok güzel bir kolyem var. Üstelik sürprizi var ama söylemem. Meşhur sürprizli kolyemiz bu mu? Evet baba, bu. Sürprizin de bunun içinde. Göster bakalım. Günaydın sevgilim. Aşkım, şişt, sessiz ol. Uyuyorlar. Bebekler mi uyuyor? Evet, bebekler ama koca bebekler. Anladım. Aşkım, ne zamandır baş başa kahvaltı yapamıyoruz. O yüzden gizli gizli hazırlayayım dedim. Evet aşkım, ben de seninle baş başa kahvaltı yapmayı çok özledim. Vallahi Onur, başımızın üstüne yerleri var ama... Erol'la Filiz'in kavgası da tenis turnuvası gibi yani. Bir ona bakıyorum, bir ona bakıyorum. Ne yediğimden bir şey anlamıyorum ya. Ne yapacağız? Artık işte idare ediyoruz. Neyse. Aşkım, bugün ne yapacağım? Programın ne? Ders falan yok bugün. Okula gitmeyeceğim de anneme bir uğrayacağım. Oradan çiçekçiye, çünkü anneme söz verdim. Yoğun olacakmış bugün. Anladım. Bale kursuna gitmeyecek misin? Şey için soruyorum. Kolyeyi takmamışsın da. Ha, yok. Şey, bilmiyorum gider miyim ama çantamda. Unutmadım yani. Tamam o zaman, madem yoğunsun sen, ben bırakayım istersen. Ya aslında olabilir. Ne güzel. Ay yok ya, işinin gücünün arasında bir de şimdi bununla uğraşma aşkım. Hadi kahvaltı yapalım. Günaydın. Pembe panjurlu evin beyaz atlı prensi Paramuran ve sevgili karısı, sevdiceği kraliçe Delizabet. Ne bağırıyorsun sabah sabah? İnsanları niye korkutuyorsun Erol? Günaydın aşk böcekleri. Günaydın. Günaydın da size mi aydın acaba? Ne oluyor burada gizli gizli? Kahvaltı yapılıyor. Serpme kahvaltım bu. Yemin ediyorum, uyanmasak misafir umduğunu değil bulduğunu yiyecek. Bu mu yani misafirperverlik? Soru işareti. O zaman sen kalksaydın sabah. Kalksaydın da sen kendin bir hazırlasaydın kahvaltıyı o zaman. Ay kanki, vallahi kusura bakmayın, öyle bir uyumuşuz ki ikizler uykuya dalınca biz de fırsat bildik, uyuduk yani. yok. Hiç uyanmışsınız. Sorun değil, zaten biz de kahvaltımızı yaptık, sizin için hazırladık sofrayı. Nasıl bizim için? yemin ediyorum bunlar çift değil, bunlar aile değil, bunlar bir birey değil. Bunlar insanlık dersi, insan evladına. Gerçekten bunların bütün hareketi beş peki. Kızım bize mi hazırladınız bu sofrayı? Aa, yemin ediyorum sucuklu yumurta görüyorum. 2 tane göz böyle löp löp. Yemin ediyorum sucuklu yumurta değil, aşkla yapılmış mucuklu yumurta. Sabah sabah mizah yine yerlerde. Gerçekten. Allah çıtamı yükseltmesin inşallah. Burası seviyelerde kalır inşallah. Neyse hadi bakalım. Size afiyet olsun o zaman. Görüşürüz. Döngüye girelim evet, diyorum senelerce. Ne oldu be? Zengin çıkışı yaptılar bunlar. Zengin kalkışı. Gerçi bunlar da zengin. Benim gibi köfteci insan değil ki. Bunlar zengin insan. Ben soğan kokuyorum kızım. Kuyruk yağı kokuyorum ben. Neyse kahvaltımıza oturalım. Bal kaymak yok. Yemin ediyorum bal kaymak yok. Şu anda bu hizmet sektöründe bir sıkıntı var. Şu anda bal kaymak yok. Öyle hissediyorum. Böyle kahvaltı olmaz olsun. Bunun neyini serptiniz? Nasıl bir serpme kahvaltı bu? Kuzito! Bal kaymak yok! Erol, yoksa gidip onu da kendin al o zaman. Gerçekten çok mantıklı bir düşünce. Baş üstüne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.